Valide Turhan Sultan, 1648'de ufak yaşta tahta çıkan oğlu Sultan 4. Mehmet için en uygun vezir-i azamı arıyordu. Ne var ki 1656'ya kadar geçen 8 yıl içinde iş başına geçen 13 sadrazamın hikayesi yönetimde bir türlü istikrarın sağlanamadığını kanıtlıyordu. 17. yüzyılın ortalarına doğru Osmanlı fikir alemi siyasi kararlar almada daha bağımsız, daha muktedir ve dış müdahalelerden daha azade bir sadaret kurumunun hasretini çekmeye başlamıştı. Kitab-ı Müstetap yazarı, sultanı mutlak hak ve yetkilerle donattığı bir sadrazamı idarenin başına getirmesi çağrısında bulunuyordu. Kanuni Kadime büyük saygı duyan Risale yazarına göre sadrazam seçilirken ikinci vezirin sadarete yükselmesi icap eder. Fakat işinin ehli bir vezir-i azam bulmak o denli acil bir mesele haline gelmiştir ki herhangi bir sınıf veya zümreden uygun şartlara sahip birisini derhal seçmekte bir zarar yoktur. Keza Koçubey, Sultan 4. Murad'a sunduğu risalesinde vezir-i azamlık gibi ulu bir makama gelenlerin sudan bahanelerle azledilmesinin yanlış olduğunu ve nice yıllar sadrazamlık makamında kalacak kişilerin devlet dönemi açısından çok daha faydalı olacağını anlatmıştır. Katip Çelebi, 1653'te kaleme aldığı Dustur-ül Amel isimli eserinde bu düşünce çizgisini daha da ileri taşır. Osmanlı İmparatorluğunu günden güne çürüten illet karşısında bir sahibi seyf çıkarmak şarttı. Bu muktedir ve işinin ehli olan kurtarıcı, sultan da olabilirdi, bir sadrazam da. Daha da ilginci, Katip Çelebi bu siyasetnameyi nispeten geç bir tarihte, 1656'da Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazamlığa geçmesinden sadece birkaç ay önce Sultan 4. Mehmet ve muhtemelen Valide Turhan Sultan'a takdim etme fırsatını yakalamıştı. Görünen o ki bu devirde uzun süreli ve istikrarlı bir hükümet kurma eğilimi varlığını şiddetle hissettiriyordu. 1652 Haziran'ında sadrazamlığa getirilen Tarhuncu Ahmet Paşa, 4 sene sonra Köprülü Mehmet Paşa'nın vezir-i azam oluşuna benzer şekilde bir tür karşılıklı taahhütle görevi kabul etmişti. Çocuk yaştaki Sultan 4. Mehmet, Turhan Sultan, Şeyhülislam, Nakıbül Eşraf ve Kaz askerlerin bulunduğu bir meşveret meclisine davet edilen Ahmet Paşa'dan sadrazamlığa tayini karşılığında donanma tertibi, Girit'e mühimmat sevkiyatı ve asker maaşlarının ödenmesi için hazine temini işlerinin halledilmesi istendi. Bunun üzerine Tarhuncu Ahmet, sabık vezir-i azamın yaptığı bütün atamaları ilga etme ve devlet gelirlerinin tahsilinde tek yetkili olma şartlarının kabul edilmesi halinde sadrazamlığı kabul edeceğini söyledi. Bu durum, Osmanlı Sarayı'nın işinin ehli bir vezir-i azam bulmak için pazarlığa hazır olduğunu gösteriyordu. 9 ay sonra boğularak öldürülen Tarhuncu Ahmet Paşa'nın siyasi kariyeri pek uzun olmadı. Ancak Köprülü Mehmet Paşa'nın hikayesi bambaşka olacaktı. Köprülü Mehmet'in nispeten daha iyi bir başlangıç yaptığı söylenebilirdi. Arnavutluğun Berat Sancağı'nda doğan Köprülü Mehmet Paşa, Endarun'da gördüğü eğitimin ardından üstlendiği çeşitli devlet hizmetlerinde geçimsizliğiyle ün salmış, idari mekanizmanın üst basamaklarına aşina olmayan birisiydi. 14 Eylül 1656'da boynu eğri Mehmet Paşa'nın yerine sadrazamlığa getirilmesinde Turhan Sultan'ın kethudası, memleketlisi Mimar Kasım Ağa'nın tavsiyesi önemli rol oynadı. İstirahate çekilmiş olduğu hanımının memleketi Köprü kazasından 80 yaşında başkente davet edilen Mehmet Paşa, vezir-i azamlığı ancak bazı şartların kabul edilmesi durumunda deruhte edebileceğini söyledi. 18. yüzyılın başlarında yazan Naima'ya bakılırsa, bu ihtiyar vezir-i azam adayı Sultan 4. Mehmet ve annesinden sunacağı bütün telhislerin kabul edileceği, hangi rütbeden olursa olsun tayin ve azilleri tek başına yapmasına karışılmayacağı, diğer devlet erkanının sadaret yetkilerini sınırlandırmayacağını ve şahsına garez duyan muhaliflerinin sözlerine kulak verilmeyeceğinin sözünü istiyordu. Padişah ve Valide Sultan yeminle bu şartları kabul etmişlerdi. Yine de Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazamlığa geçişi hakkında anlatılan bu öyküyü ihtiyatla karşılamak icap eder. Çünkü diğer Osmanlı kaynaklarında yer almayan bu karşılıklı ahitleşme, eserini Köprülü ailesinin 6. Vezir-i Azamı, amcazade Hüseyin Paşa'ya ithaf eden Naima tarafından bir parça süslenmiş olabilir.
Ancak ne olursa olsun 17. yüzyılın ilk yarısında yazılan ıslahat risaleleri ve Tarhuncu Ahmet Paşa'nın sadrazamlığa geçişine bakıldığında kararlarında daha bağımsız ve müstakil bir sadrazamlık kurumunun istendiği açıktı. 1654'te sadrazamlar için sarayın dışında hem bir konak hem de idare merkezi olarak kullanabilecekleri bir bina tahsis edilmesi de aynı amaca hizmet ediyordu. 1656 yazında İstanbul'u kana bulayan Çınar vakası, saray seçkinlerinin önemli bir kısmının katli, diğerlerinin ise bir köşeye sinmesiyle sonuçlanmıştı. 1653'te Sultan 4. Mehmet'e takdim ettiği Osmanlı bütçesini ıslah etmeye yönelik layihasıyla tanınan Tarhuncu Ahmet ise saray ağaları arasında çok sayıda düşman edinmişti. Köprülü Mehmet Paşa ise Valide Turhan'la anlaştıktan sonra en azından bir süreliğine saraydan kuvvetli bir muhalefet yükselmeyeceğinden emin olabilirdi.